İnanmıyorum ki Selim bugün okula gelebilmiş. Kız kim bilir ne halidir şimdi. Aynen. Adam gönül rahatlığıyla hayatına devam ediyor. Yok. Vicdanı rahattır umarım. Şş, gördün mü? Selim gelmiş. Gel. Gel Serdar. Hocam, Hülya'nın durumunu sormak için uğramıştım. Gel, gel otur. Çok daha iyi. Aslında ben ziyaret etmek istiyorum ama rahatsız etmekten çekiniyorum. Yo, yani istersen uğrayabilirsin. Hülya'yı görmesen de ailesiyle görüşmüş olursun. Ben de zaten annesiyle irtibat halindeyim. Okul yönetimi olarak da elimizden ne geliyorsa yapacağımızı ilettim kendilerine. Oğlun hatasını düzeltmek size kaldı desenize. Pardon, pardon ben haddimi aştım hocam, kusura bakmayın. Yo yo, rahat ol. Ama olaylar pek de bildiğin gibi değil Serra. Yani aslında... Pardon, ben müsaitsiniz sanıyordum. Gelirim tekrardan. Gel Selim, gel. Sohbet ediyorduk sadece, gel. Nasıl gidiyor bakalım beraber ders çalışma seansları? İyi. 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 İyi anlaşabiliyor musunuz bari? Evet. İyi işte. Hocam ben müsaadenizi isteyeyim. İyi dersler. Şu geçenki kızdan haber var mı diye merak etmiştim ben. Var. Daha iyi. Ayrıca kendini suçlayacağım bir durumda yok Selim. Ne haber kızlar? İyi, sen? Ben de iyiyim. Ben bir çay alabilir miyim? Merhaba, Seray'da değil mi? Evet. Vallahi bravo. Kızı nasıl ikna ettin aşağı inmeye? Resmen okulun kahramanı oldun kızım. Acayip soğukkanlıydın. Helal olsun gerçekten. Ne söyledin? Nasıl ikna ettin? Bir sonra görüşürüz. Nereye? Aman bırak, boş ver. Tarafları kalkmış belli. Saçma sapan konuşma. Fazla bunaltılar galiba. Yani gerek yok bu kadar uzatmaya. Evet, doğru söylüyorsun. Şimdi ben de seni daha fazla bunaltmak istemem. Ama istersen bir kahve içebiliriz. Hem zaten sabahki de yarım kalmıştı. Burak, hiç kahve avamda değilim desem. Yani çok doğrudur. Ama belki bana eşlik edersen senin de modun yükselir diye söyledim. Hem zaten bak, ben dün senin çatıya çıkmana da yardım ettim. Yani en azından bana bir kahve borçlusun. Ya siz ne hesaplı kitaplı tiplersiniz ya? Her yaptığınızın bir karşılığı mı olmak zorunda? Yani ben öyle demek istemedim ki. Ay, bravo. Hepinizi parmağında oynatıyor. Biricik, seni gerçekten hiç çekemeyeceğim. Elini çabuk tutmazsan Serra'yla olan ilişkin beceriksiz kediyle ciğer boyutuna kalacak. Sonra o ciğeri başka bir kedi kapacak. Benden söylemesin. Ha bir de, bence kızımızın bir derdi var. Senin yerinde olsan önce onun ne olduğunu öğrenirdim. Unutma, dertlerin paylaşılması insanları birbirine yakınlaştırır.